Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu ay şifa ayı. Bu ay günlük hayatınıza odaklanabilirsiniz, kendinizle ilgilenebilirsiniz. İş ve mesleki konularda da bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Mart'ın hemen başında 2 Mart'ta 12 derece balık burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay Jüpiter'le birleşen, aslında son zamanlarda yaşadığımız en iyimser, en destekleyici, şanslı yeni aylardan birisi ve 6. evinizde doğuyor sizin. Burası sizin çalışma hayatınız, işte mesleğiniz, günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, düzeniniz, genel sağlığınızla ilgili. Ve bu Jüpiter'li şifalandırıcı yeni ayla beraber hayatınızın kalitesini arttırmanız, bazı sağlık sorunlarınızı keşfedip şifalamanız, iş ve mesleki konularda iyileştirici ve yapıcı etkiler altında olmanız mümkün. Çalışmalarınızın karşılığını alabilir, bazı yeteneklerinizi geliştirebilir. Bir mesleki konularda da güzel adımlar atabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar değişken burçlardaysa bu yeni ayın tesirleri sizin için çok daha önemli hale gelebilir. 3, 4, 5 Mart Güneş-Jüpiter kavuşumunun en güçlü olduğu zamanlar, işte buralarda belki bazı adımlar atılması, bazı fırsatlarla, şanslarla karşılaşmanız da mümkün görünüyor. Yeni aydan önce, ayın ilk günlerinden itibaren gezegeniniz Venüs Mars'la birlikte Oğlak Burcu'nda hareket ediyor olacak. Plüto'yla da birleşiyor olacak. Dördüncü evinizde olacak. Aslında bir süredir ev, yuva, ailevi konularda biraz daha sıkışık, biraz daha zorlayıcı, baskıcı enerjiler var. Yani evdeki sorumluluklarınız çok fazla olabilir. İşle ilgili konularda çok fazla zorlanıyor olabilirsiniz. Bu ayın ilk günlerinde de bu etkiler artıyor. Belki de işte bu sorunları çözmek için de önemli çıkış noktalarınız olacak. Yani sorumluluk alanlarınızda, yani mesleki konularda hissettiğiniz o baskılardan kurtulabilir. Belki kendinize kişisel anlamda yeni bir iş imkanı bulabilirsiniz. Ya da evdeki zorluklar, kısıtlayıcı etkiler yavaş yavaş rahatlamaya başlayacak ve ardından hani kendinizle ilgilenme fırsatlarını da bu dönemde bulabilirsiniz. Ayın 6'sından itibaren artık Venüs ve Mars Kova burcuna geçecek. Ve Kova burcuna geçişleriyle beraber siz de özgürleşip biraz daha böyle nefes alıyorsunuz. Artık dış dünyaya da açılabilirsiniz. Hani biraz böyle eğlenceli konular, aşk konuları, romantik konular falan, hani kişisel girişimler, buralarda daha özgür, daha bireysel davranabileceğiniz fırsatlarla da karşılaşabileceğiniz bir süreç başlıyor. Son 1-1,5 aydır çok sıkışık. Bunaldığınız, hani çok fazla eve, aileye, sorumluluklara odaklandığınız bir dönem yaşamış olabilirsiniz ama ayın 6'sından itibaren enerjiler değişiyor. Böyle bir rahatlamaya başlıyoruz. Biraz daha kendimizi özgür hissetmeye başlıyoruz. Aşk alanları da biraz kıpırdanmaya başlayacak ve belki yenilikler buralarda etkisini göstermeye başlayacak. Ve ayın 10'undan itibaren Merkür Balık burcuna geçiyor. Merkür Balık'ta 6. evinizde ve sizi gerçekten günlük hayatınızda daha duyarlı, daha hassas hale getirebilir. Evcil hayvanlarınızla da ilgili bu ay çok güçlü etkiler var. Hani onlarla daha yakın ilişkiler kurabilir, evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Belki biraz hani evinizdeki hayvanlar veya dışarıdaki hayvanlarla daha fazla ilgilenmeniz, bazı fedakarlıklar, yardımlaşma temaları falan, bunlar da ön planda olabilir. Hem sizin sağlığınız hem onların sağlıkları, bakımları, kontrolleri, bunlara da zaman ayırabileceğiniz bir dönem aslında. Ayın 18'ine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir dolunay var. 27 derece Başak Dolunay 12. evinizde. Burası bilinçaltınız, daha geri planda olan konular, biraz da hani gizli konularla ilgili ama dolunay aydınlatıyor, ortaya çıkarıyor, farkındalıklar veriyor. Evet, gizli olan bir şeyler ortaya çıkabilir. Bazı sırlar da açığa çıkabilir ama kendinizle de ilgili bir şeyler keşfedebilirsiniz. Yani sağlıkla ilgili olabilir, bilinçaltınızla ilgili olabilir, ruhsal konular olabilir. Çalışma ortamlarınızda birlikte çalıştığınız kişiler ve iş hayatınızla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Yaptığınız çalışmalar tamamlanabilir, sonuç verebilir. Hayat zaten Başak şifa demek. Başak hizmet ve düzen demek, sağlık demek. Ve hayatınızı düzenlemek, hayatınızı şifalamak için. Hani gerekliyle gereksizi şöyle bir ayrıştıracağınız, gereksizleri hayatınızdan çıkaracağınız bir dönem. Zararlı alışkanlıkları, bağımlılıkları da çıkarabilirsiniz. Artık tamamlanmış konuları, zaman aşımına uğramış konuları, kavramları hayatınızdan şöyle bir ayıklayabilirsiniz. Bu sadeleşmeler, bir iyileşmeler getirebilir. Hayatınızda düzenlemeler de getirebilir tabii ki sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı oranda etkilenmiyor.
çok fazla etki alan burçlardan değilsiniz. Lütfen 27 derece ve yakınlarında, özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz var mı? Bunu bir kontrol ediniz. Eğer varsa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Önemli tesirleri olabilir sizin için. Ve ayın 23'ü 24'ü Kova burcundaki Mars'ın Boğa burcundaki Uranüs'te sert bir açısı var. Bu biraz sürprizli ve gergin bir açı. Hangi alanlarda olabilir? Hani aşk, ilişkiler, cinsellik konularında biraz dürtüsel davranabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı ani stresler olabilir. Para konularında biraz heyecanlı durumlar olabilir. Ne olabilir? İşte piyasalarda hızlı çıkışlar, değişimler, belki sizin risk aldığınız alanlar varsa, hani spekülatif alanlarda, buralarda yine riskleri kontrol etmek gerekiyor. Kazalara, sakarlıklara karşı da biraz dikkat etmek gerekiyor. Ayın sonlarında 27'sinden itibaren ise gezegeniniz Venüs Satürn'le birleşiyor. Bu sizi daha ciddi bir tutum içerisine alabilir. Hem para konularında sorumlu davranışlar olabilir. Daha uzun vadeli, istikrarlı bir bakış açısı verebilir. İlişkiler ve aşk hayatınızda da biraz ciddiyet getirebilir. Evet, Venüs artık ayın 6'sından itibaren aşk hayatınızda size bu ay destek olmaya başlayacak. Bu bazı tanışmalar, işte sürpriz etkilenmeler, heyecanlar, flörtler getirebilir. Ama Venüs'ün Satürn'le kavuşumu burada da bir ciddiyet getiriyor. Belki de hızlı bir tanışma bir anda böyle daha ciddi, daha hani ilişkinin sorumluluğunu almaya yönelik de gelişebilir. Bunun yanı sıra çocuklarla da ilgili, hani maddi ya da manevi, çocuklarınız ve çocuk sahibi olmakla ilgili de daha ciddi ve kararlı bir tutum içerisine de girebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.